السلام عليكم اسماعيل اخي. وعليكم السلام. اسماعيل اخي، بقول انا بالاخبار سوينا مشلاش بروكاس. عموما دكتور صلى الله شغل يابتي جامعتمزدا عموما اخر يوم تايتا اخويا تبع فاجئ عليه بالواقعه اللي بيصير يابتي. مثلا مش حتى اركيكلار يوكي ايولار طبعا يوس بودكلار vahşilerce öldürülüşü. Yani umumen bizim ne bir madeniyetimizge, ne bir ulus adatlarımızge, dinimizge. Bunlar hiçbir düşüncelerde doğru gelmeydi. Cinayetler sonra muhtasıl aşı bari okuyumda tüyü yapıyorlar bizge. İsmail Akın, ne kadar böyleyiz? Bunun özü ne sebep? Özü bu manevi inkaraz mı? Bu cemiyetine ne için bunda vakıyalar nerede sola yaptı? Hafta biraz fikrinizi bildirseniz. Savallı üçün rahmet. Ben nazarımda bu savalis. Bir nima bilan aytish qiyin. Murakkabroq savol. Bunga bir nechta faktorlar sabab bo'lishi mumkin. Birinchidan, ma'naviy mafkura, tafakkurlar sayozligi bu aniq. Undan tashqari, xorijiy hozir masmedida o'tgan ko'p xurushlar bor. Odamlarni o'z nimasidan ko'chirib, tafakkurini sayoz qilayotganlar, qaraganlar juda ko'p. Qolaversa bo'lak keyin jamiyatda qonunlar ishlamasligi ham sabab bunga. Shu joylarda qonunlar ishlasa, sal o'zi ham tartib bo'ladi. Bizda ko'p narsalar, qonunlar zo'r, lekin bajarish, qonun bajarish intizomi sust. Nazorat yo'q. Go'yoki bir nima dedi, soxta qilayotganga o'xshaydi hamma ishlayam deydi. Aslida o'z deyarli 90% shunaqa. Ular baribir yolg'on umri qisqa bo'ladi. Baribir vaqtni kelib o'zini ko'rsatadi. Endi hamma jamiyat yana o'z davrida o'zini kamko'zlari bo'lgan. Nima bo'lib o'tish davri deyapti. O'tish davri muddati qancha bo'lishi mumkin? Xalqqa yolg'onlar bilan to'ydirib kelindi, amalda bo'lmagandan keyin huquqiy davlat deyishdi, qonun ustuvorligi deyildi. Huquq masalasida e'tiborsiz qonunlarni bajarilishi huquqiy davlat bunga ham judayam deyarli zo'r deb ayta olmaymiz. Hali o'zim ustimizda juda ko'p ishlashimiz kerak bu sohada. Malika, demak adolatsizliklar, qonunni to'g'ri ishlamasligi mana shu jinoyatlarga asosiy sabab. Endi bu yerda shundan biri shu tizimni chirganligi bu. Tizimni aybi. Bu bilan nimasi hali finish edi, maraton yugurganda. O'sha finishga yaqinlashayotgan davr bo'lsa kerak. Baribir yolg'on bilan xalqqa uzoqqa bor bo'lmaydi. Yolg'onmi, achchuqmi, nimami xalqqa to'g'risini aytish kerak. Ana o'shanda halol qonunlar ishlasa, xalqimiz ham o'ziga kerakli nimani chiqaradi, saboqlarni o'sha to'g'ri yo'ldan yuradi. Ko'p turli nimani qiynoqlar haqida, shafqatsizlik haqida so'z ketganda, oddiy misol mana ichki ishlarda ular o'z vazifasini qanaqa bajaryapti. Men istardim, mana xorijda ko'rganda, janob politsiyalar bilan gaplashganda, xuddisini ogukidek alishib qanaqa muammoing bor, ular gap so'raydi. Nima gap sani xalqimizda shunaqa narsa yo'q. Ular go'yoki mana shu o'qishda o'qiganda qancha 4-5 yil o'qishda o'qishadi. Ularda juda tafakkur keng bo'lishi kerak-ku. Afsuski bizda hayotda ular bilan duch kelganingizda mutlaqo boshqa odamlar. Xuddi siz prinsessni o'g'irlab qo'ygan, uni yeb qo'ygandek sizga tashlanishadi. Mana mana shular hammasi ta'sir bo'ladida. Bitta narsa emas, juda ko'p narsalar bor, bitta omillar bor. Xalq mana bu inson omili. Bu o'sha 90-chi yil aytgan edik. Turdon kaduch prok. Nima pamoniyama deb. Hatto o'sha paytda mana mamlakatlar rivojlangan mamlakatda inson
Çılız kıdaklar, en son o amele birinci koyuşken. Hani onlarca hizmet kıyım bizimle. Ha bize de neyse yersiz kıyımlar sana. Doğru söz eğitiş gerek. Bunu doğrudan odur gerek emez. Uşa doğru hıkkamçilerini kurabilsek, ulanı doğrulasak. Yani hem rıvajdan ısrar kıdem taşıyımız bir cötür kaldı yukarı bize. Harika. Bunda cinayetler Sovet devrede, bana Uşa devrede hem bulgen, doğru mu? Kız korup kulakla işitmeyen cinayetler. Seriyalı katırlar bulgen, çikati var. Ya ki hazır bir de bu kayıtta buna kadar cinayetler bulmagen de esmane. Bu, uz devrede namaz diyem, yukarı türlü cinayetler bulgen. O cinayetlerin kopları, bana misal için, orza konuları değişedi. Oğru başarılı. Bunların kimlerdir başkaradı? Devletçi, devlet. Marifeyi deyişadı. Şimdi bulamaz. Devletimizde obrotken işler yıkarladı, siyaset yolu yıkarladı. O şeyler yürgen yolu, gegen cayı, derse yıkken hazırlı, benim başladı kuruladı. Benim misal için konuyla işlesi, onunla işlesi. Şunu nasıl diğerliyken bulandı benimce. Geçen tellede ne farkı var bizden halkımızın hem bulanı. Halk. Bu en demokratik, biz en demokratik. İnsan hamile, böyle de yukarıda bize de insan hamile. Kuru gel, aslında etibarsız. Ne nasıl bu şey? Bu şüphe etti de hazır bana. Ben o dostan işte bir an etiylik. Bu şüphe etti oğlumuzu nasıl ki meritori etmeme yalan kalın Lekin, bu gece, onun şahsen kop nersen kok bakan ben bir neşte adamla. Şu 99. yılda. O'zini qilmagan ishiga undan shu joylarni bilmaydigan bola o'lim sabab berdi kimlardir qayishga boshqa odamlar bunaqalar ozmi Ismoil aka yaxshi nima qildingiz yaxshi o'sha mana savolingiz bermoqchi edim ko'pchilik mana hatto ijtimoiy tarmoqlardagi faollar ham mana shu o'lim jazosi moratoriyasini bekor qilish ya'ni o'lim jazosini tiklash haqida gapirib qoldilar postlar qo'yyaptilar Şunlarga ben fikir bildirdim. Benimki ölüm cazasını tiklaş, bu masalanı yeçimi yemez. Doğru mu İsmail Eke? Bu benimki yana da faciayla bu numaralarda alıp gelişi mümkün akıllıklar gel. Çünkü kendi fikir bildiriz. Bana Kıtay'da ölüm cazası var, korrupsiyaya karşı. Peki o korrupsiyanı yok kılmıyor ki? Kıtay'da baktan ancak yaptı. Bu ölüm cazasını bile bana şu cinayetlerle aldığını alış mümkün mü? Bu da tüzüm işleş gereği yer. Her bir icra-i örgün başka başka öz vazifesini doğru kanuni başarış gereği. Kanunla işlese, ben yine ayı bir esnet ben esnet olamam. Bir adli bir dekanyi git bari güzel mahallemizde. Namaz kanyi gittiydi adli sokulları vardı. Kadimge otobomuz, dekona kanak yörgün vardı, koşmazsı. Yani kıyıkçaz yörgün, kalenderiş boyun. O şu bollanıyım, ölüm cihazı gelin akılın yendi. Oydan o çıktı, bu çıktı. Şimdi eğer tuhumatla üştürse, adamla gibi makı vurup, masuliyeti sıkmasa, cevabiyeti sıkmasa, ben degen o adamla, bayıp tesim zol geldirdim, bir oy bin faciyeli bunu öldür geçken aslında öldürgen adamla kalıp başka bir bundan peki bulmayan balen yaptı. Vurup soğuk boynuna koyuşken. Onu üç madde, dört madde su kayda kayda verip açığı. Ulan birazcık ben taşla ödüyorsam. Ulan ulan cizası ya. Bari doğru ne vakturup şu balı harika yaptı. Bana. Ama mesela kop. Ama mesela ölüp yeterli mi? Ha, elbette. Bunu Atraf yürgenliğim ciddi yaşı bilişedi. Lekin kimdir zekası, kimdir keçi gireyim onu ne Demek İsmail Eke, müstakil süt olması bu hemen defor. Ay yaşayın. Ne fakat süt de müstakil ekim hemen. Baştan baştan. Kalk bilen, şu içkiler ortası münasebet. Ben işler doğrusu da kanun var. Ne geçlendi? Bunlar istegenler sesini uyuşturuvattı. Şu nömerler oturdu, süt yapıp çıkıyordu. Bir kadar diğerlerle açık çıkıyordu. Süt demeyi hiç hayran kalamam. Bunu sütü iş görüşge o geldi, sütü yiyken hayran kalız. Başka uzun olmadıkken sütleri basıp orada kaydederdi. Şuna kadar kaydar gelince birinci ben sizi görüyorum bana.
endi sudlarimiz ham jabr hamma boshqa tizimlar kabi bunda ham o'zini kamko'zdi ko'p. Adolat ilgariga nisbatan ozgina o'zgarish bor, lekin deyarli ko'p emas. Ko'p emas. Ana o'sha qonun ishlash kerak. Qonunlarni bajarish intizomini kuzatuvchi nimalar bo'lish kerak? Erkin fikrli odamlar bo'lish kerak. Erkin nima? Axborot nimalarda? Yuqori ko'pchiliklarga unchalik erkinlik berishmayapti. Erkinlik bor. Lekin sal tanqid qilib, haqiqat gapirgan odam birpas ularni nimalarda uyushtirib, qadrlar ayblab qo'yishyapti. Bo'lish kerak o'zi. Bular oyna, jamiyat oynasi. Bular qanchalik ko'p narsa kam ko'zi olib chiqsa, shunchalik yaxshi tezroq bartaraf etish mumkin bo'ladi. Sharoit bo'ladi ularga bartaraf etishga. Adolat haqiqat deymiz, afsuski biz haqiqa adolatga ham haqiqatga ham qarshi ishlar qilyapmiz. Ular qonun deymiz, qonunlar ham ishlashi bajarilish insonlar ustun. Hammasi shundan kelib chiqadi. Bizani poydevorimiz mustahkam bo'lsa, shu poydevorimiz mustahkam bo'lsa, Ismoil aka, bu qonunlarni ishlashi uchun o'zi nima qilishimiz kerak biz? Masalan, xalq nima qilishi kerak? Qonunlarni ishlatish uchun. Endi ko'ryapsiz, yuqoridan hech qanaqangi yo'q, ta'sir bo'lmayapti. Xalq nima qilishi kerak? Mani o'zim mana shu hayotiy tajribadan kelib chiqib ketaman. Birinchi bir hali siyosatchilikka da'vo qilmoqchiman endi men. Shu 85 yildan beri shu qozonda qaynayapmiz. Haq huquqlar talab qilib olinadi, mana deb berib qo'ymaydi har qanday tizimda. Bizani o'zimizda ham nima aybimiz deymizmi, yo loqaydmizmi? Jamiyatdan bizani chetga surib qo'yishdi, jamoat ishlaridan. Ilgari odamda ko'p faol bo'lardi, rayon deputatlariga saylovlar erkin edi, o'z nomzodlarini ko'rsatish imkonlari bor edi. Bitta shularni hammasi taqiqlashdi endi hozir. Qaysidir partiya, afsuski, xalq bilmaydi ham qanaqa partiya, xalqqa oldiga chiqib ochib nimayam berishmaydi ular. Xalqlar bilan uchrashib o'tirishadi emas, soxta ko'plarga qiziqib boramiz. Hayron bo'lib qolaman. Endi hali aytganimdek, o'zimizni ham tanqidiy qarab, o'zimizni ham kamchiliklarimiz ko'p, uni ham tan olishimiz kerak. O'zimiz talab qilish bilmaymizmi yoki qo'rqib qolganmizmi? Lekin mana biz tilimiz davlat tili bo'lishi, mustaqillik bo'lishini, keyin paxta yoki hokimlikni tugatish, xalqqa yerga, yerlarni xalqqa bo'lib berishlarini shu payt talab qilganmiz, mitinglarga qatnashganmiz, to'g'ri sudga qilishgan, qo'li qayrilib ketishgan, mustaqillikda ham 30 so'mga jarima qilishgan, tilimiz davlat tili bo'lishi, unda ham olib ketib qolishgan. Lekin shu paytda xalq qanaqadir uyushib talab qilardi. Ana o'sha uyushish, yerga, zaminga jon achigan odamlar kam, hozir shunaqa odamlar ko'payib qoldi, surish kerak deb. Surish kerak. Endi hamma suraversa, bu yerda kim qoladi? Zamin kimga qoladi? Nega biz o'zimiz o'yimizni tartibga keltirib, o'zimiz shu oddiy hayotga o'sha rivojlangan mamlakat vakillari yashagan yaxshi narsalarni olib, o'zimizni tatbiq etmaymiz? Mana balkim bular mana shu maktablarda programmalarni o'zgartirish kerakmi? Sal kuchliroq, xalqqa sal siyosiy faolligini oshiradigan davlat nima, xalq nima, ularni huquq va burchlari, vazifalari, davlat o'zi nimaga kerak? Shunaqa vannani o'tishimiz kerakmi yoshlarda? Ko'pchilik yoshlarni qarang, yaxshilari ham juda ko'p, lekin asosiy qismi ba'zi bir savollarga javob berisholmaydi. Hali yaxshi bo'lgan nimalarga bilimimiz kuchaytirish kerak. Bilimni Ismoil aka, oxirgi savolim, ana shu xalq huquqiy bilimlarni oshirish uchun nimalarni taklif qilasiz ularga? Endi ko'ryapmiz, maktabda bir tayinli o'rgan olmayapti, endi bilmam xalq ta'limini kamchiligimi. Shunga yarasha xalqning o'zi mana shu qonunlarni chuqur o'rgansa bo'ladimi yo'qmi? Qiziqish nima uchun qiziqmaydi xalq? Yoki qonun ishlamaganligi uchun hafsalasi pirmidi? Endi bu yerda hammasidan ham ta'siri bo'ladi. Hafsalasi pir bo'lgan odamlar ham ko'p. O'qib nimaga erishdik? O'qigan odamlar mana bozor savdolar nima qilib yuribdi, shunaqa yetadan o'tganmiz. Qachon inson omiliga urg'u berib, ularni hurmatini joyiga qo'ysa,
barchamizda insonni yash hayot uchun ularni birma tashkil etmay yashamaydi. O'sha inson nimasiga faktorga qaratilsa, o'shanda yaxshi bo'ladi. Ilmlarni ham man ba'zi bir narsalar bor gapirgim keladi-yu. Xuddi bular mana shu xalq ta'limi vazirligida o'tirgan mutaxassislar bizda shunaqa mutaxassislar yo'q ilgari. Bor edi-yu qanaqa maktab programmalarini qilgan adabiyot, matematika, aritmetika va shularni o'zimizdan chiqqan olimlar borgan-ku. Nimaga biz chet eldan qayoqdi ko'p narsani bizani ilmsizlikka olib boradi ham. Odamlarni zombiga aylantirib, ko'p fanlarni o'tishmaydi ham. Kerakli fanlandi. Mana ilgari huquqshunoslik to'g'risidagi dars bo'lardi. Hozir shunaqalar yo'q. Bolalarni gaplashsangiz huquq ma'nosida ko'p narsa bilishmaydi. Bo'tda endi hozir biz o'sha paytlarda kolxoz tashab qo'ymadik-da, davlatdan talab ham qildik. Keyin mahallada bo'sh eski machat madrasalar bilan remont qilib, hamma matematikani ham, algebrani ham, boshqa fanlarni ham, kimyo, biologiya hammasini o'qituvchilar o'qishdan keyin 2 soat, 4 soatlab ixtiyoriy o'qitardik. Keyin odamlar bolalarni farzandlarni yig'ib adabiyot, shoirlarni olib kelardik, uchrashuvlar bo'lardi mahallalarda. Mana cho'g'onlar bo'lardi, mana katta bog' bo'lardi. Xalq yig'ib o'sha yerda huquq tushunmaslikka huquq esa otxonligini oshirishdi. Ko'p narsani tushuntirilardi. Hozir unaqa narsa yo'q-ku. Xalq ko'p ayb qo'yamiz, aslida xalqda ayb yo'q, biz boshqaro olmaymiz xalqimiz. Biz etilgan hosillar deyman, daraxt parvarish qilolmagan dehqonday bo'lib qo'yamiz hozir. Buni qatandir qanaqadir dori kutib o'tiramiz yo'q. O'zimizni qadimgi odam nima qilgan, nimalarni qilaveringlar, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Albatta, ilm, ilm, ilm. Rahmat, Ismoil aka. Sog' bo'ling, sog' bo'ling.